Merhaba sevgili dostlar. Muhabbet Kuşu Bahçem kanalından herkese selamlar. Sağlıklı, bol bereketli üretimler diliyorum. Tüm Muhabbet Kuşu sever dostlarımıza. Evet arkadaşlar, uzun zamandır video atamadık. İşlerimizin yoğunluğundan dolayı kusura bakmayın. Elimizden geldiği kadar videoları atmaya devam edeceğiz. Bugün de sizlerle beraber çok sevilen arkadaşımız, mesaj atan arkadaşlarımız olmuş. Hiçbirine dönemedik. Sevgili dostlarım, yuva açılışı yapacağız. Hep beraber artık sezonun son kuluçkalarını, daha zaman olmasına rağmen ben son kuluçkalarımı alıyorum. Ve daha sonrasında da kuşlarımı ne yapacağım? Ayıracağım arkadaşlar. Videoyu çektikten sonra bazı yavrularımıza bileziklerini takacağız. Şu an video çok fazla uzamasın diye bilezikleri daha sonra takacağım. Sabahleyin kuşlarımıza mama vermiştik. Videodan sonra hem mamalıklarımızı toplayacağız hem suluklarımızı toplayacağız. Daha sonrasında da ufak bir elektrik süpürgesiyle yerlerimizi çekip bugünkü günlük rutin işlemimizi bitirmiş olacağız. Görmüş olduğunuz gibi burada da kafeslerimiz vardı. Bu kafesleri artık hepsini çıkarttım, topladım arkadaşlar. Ufak ufak sırayla tüm kafeslerimizi yavrular yeme düştükten sonra ne yapacağız arkadaşlar? Çıkartacağız. Şimdi hemen bir öbür kameraya geçelim ve videoyu da çok fazla uzatmadan, sizlere de çok fazla zamanını almadan ne yapalım arkadaşlar? Videomuza devam edelim. Evet sevgili arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi hemen şurada ki yuvalığımızı artık ne yaptık arkadaşlar? Yuvalığımızı söktük. Burada yavrularımız, görmüş olduğunuz gibi jumbo yavrularımız ufak ufak yeme düştüler. Biz hemen çıkarttık. Gerekli takviyeleri yapıyoruz. Yem kırmaları şu anda normal arkadaşlar. Daha sonrasında ne yapacağız? Ayırma işlemine yavrularımızı geçeceğiz. Gayet sağlıklılar. Şöyle şu şekilde alayım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi gayet sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam ediyorlar. Bunları yavrularımız kendini iyice kurtardıktan sonra ayıracağız. Bunlar arkadaşlar eşe dosta sağa sola vermek için eşlediğimiz takımlar. Şöyle şu şekilde bu takımlarımız arkadaşlar. Bunları yeni eşlemiştik. Şöyle şurada. Bunlar yerli Çekoslovak tarzında. Hemen şuradaki takımımız zaten eş tuttu. Dişisi şu an yuvalıkta. Bunların ilk kuluçkaları olacak. İlk kuluçkaya yatan olursa yavrularını bekleyeceğim. Yatmadıkları takdirde de ayırma işlemine geçeceğiz sevgili arkadaşlar. Burada gene damızlık dişilerimiz var. Jumbo dişilerimiz var sevgili dostlar. Burada da gene yerli diye tabir ettiğimiz eşe hazır dişilerimiz var. Yukarıdakilerimiz de jumbolarımız. Şimdi hemen şöyle yapalım. Bunlar artık kendini kurtaran yavrulardı. Bunlar 4 aylık falan oldu sevgili dostlarım. Alt tarafta da diğer yavrularımız mevcut. Hemen buraya geldiğimizde 9 numaralı arkadaşlar takımımızda şöyle bir açalım. Fazla da ürkütmeden. Burada sevgili arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu şekilde artık bilezik zamanları geldi. Burada 6 tane arkadaşlar yavrumuz var. Anne gayet güzel bir şekilde yavrularına bakıyor. Şöyle bir oturtalım. Şu şekilde arkadaşlar. Ben altına bir yuvalık daha koydum. Yavrular daha ufak diye sevgili dostlarım. Biraz daha büyümeye başlayınca ne yapacağız? Bu alttaki ne hemen arkadaşlar alacağız. Burada çitaları yok çünkü. Şu şekilde 6 tane yavrumuz burada var. Hemen 8 numaralı takımımıza geçtiğimizde sevgili arkadaşlar. Burada da gene dişimiz yatıyor arkadaşlar kuluçkada. Bir iki tane yavrusunu da çıkarttı. Fazla rahatsız etmeyelim. Şöyle kapatalım. Hemen 7 numaralı erkeğimizin arkadaşlar 8 numaralı erkeğimiz. Hemen şöyle 7 numaraya geçtiğimizde şu şekilde şuradan göstereyim sevgili dostlar. Gördüğünüz gibi 6-7 adet yavrumuz burada da mevcut. Bunun şurada bir arızası var arkadaşlar. Bunu da yapamadım. Tekerle de biraz zor oluyor ama şu şekilde kapatmaya çalışayım. Videodan sonra hallederiz. Evet arkadaşlar,
Bu da gene yeni eşlediğimiz, yerli diye tabir ettiğimiz takımlarımızda. Hemen bu tarafa geldiğimizde 5 numarada arkadaşlar şöyle dişimiz, şöyle bir bakalım. Şu şekilde 3 tane yumurtası var. Şu an kuluçkaya yatıyor. Fazla rahatsız etmeyelim. Sevgili dostlar. Hemen buraya geçtiğimizde 3 numaralı takımımız, erkeğimiz burada. Hemen şöyle açalım. Dişimiz beyaz arkadaşlar. Şu an kuluçkada yatmakta. Şöyle şu şekilde bir tane yavrusunu da çıkartmış. Sevgili arkadaşlar, 5 tane de yavrusu mevcut. 2 numaralı takımımıza geldiğimizde burada gene dişimiz arkadaşlar yatıyor. Şu şekilde baktığımızda da 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yumurta mevcut. Şöyle hemen 1 numaralı arkadaşlar takımımıza geçiyoruz. 1 numaralı takımımıza geçtiğimizde de arkadaşlar şu kapakta bir sorun var. 1 numaralı takımımız hemen şöyle alalım. Evet, burada da arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 3 tane yavrumuz çıkmış. 2 tane de yumurta var. Boşluğunu kontrol etmedim. Fazla rahatsız etmek istemiyorum. Dişimiz şu şekilde. Sevgili dostlarım, görmüş olduğunuz gibi takımlarımızın hepsi yavrulu, yumurtalı, dolu, sağlıklı bir şekilde nedir? Yola devam ediyoruz. Dediğim gibi son kuluçkaları sevgili arkadaşlarım alıyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi babamız yavruları besliyor. Son kuluçkaları alıyorum. Son kuluçkaları aldıktan sonra sevgili arkadaşlar artık sırasıyla ne yapacağız arkadaşlarım? Geçeceğiz. Kuşlarımızı dişi, erkek ve yavru olmak üzere kuşlarımızı ayıracağız. Ayırma işlemini yaparken ilk önce ense damlalarını yapacağız sevgili arkadaşlarım. Bütün kuşlarımızın ense damlalarını yaparak kafeslerden alacağız ve salmalara dişi, erkek, demin de dediğim gibi yavru olarak ayıracağız sevgili arkadaşlar. Daha sonrasında kafeslerimiz toplanacak. Güzelce dezenfekte ve temizlik işlemini yapacağız. Ve kafeslerimizi, şurada görmüş olduğunuz bütün kafesler toplanacak, yuvalıklar toplanacak. Hepsinin dezenfekte işlemleri yapılacak. Ve arkadaşlar boya badana tadilat işlemlerine başlayacağız. Ve kuşlarımızı 2024 dün sezonla, 2024 sezonla arkadaşlar ne yapacağız? Hazırlayacağız. Elimizden geldiği kadarıyla sağlıklı bir şekilde hayatlarını sürdürmelerini sağladıktan sonra sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar, bugünlük videomuz bu şekilde. Kısa bir video olsun. İlerleyen günlerde gene videolarımızın devamı tabii ki gelecek. Bu aralar yaz mevsiminin gelmesi ve bizim işimizin arkadaşlar yoğunluğundan dolayı mevsimle bazen bağlantılı olabiliyor bizim işlerimiz. O yüzden pek sık video atamayacağım. Bilginiz olsun, ama elimden geldiği kadar da videoları eksik etmemeye çalışacağım sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar, herkese hayırlı, bol bereketli üretimler diliyorum. Instagram adresimiz olan Avciler Muhabbet Kusu adresinden bizleri takip edebilir ve sahiplendirmek için koyacağımız kuşlar olacak yakın zaman içinde. Oradan takip edebilirsiniz. Sorularınız varsa videoların altında gene yazarsanız sevgili arkadaşlar, elimden geldiği kadar geri dönüş yapmaya çalışacağım. Dediğim gibi çok yoğunum. Bu yüzden cevap veremiyorum. Ama illaki arkadaşlar sizleri cevapsız bırakmam. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hepinize hoşça kalın. Sağlıklı, bol bereketli üretimler ve sevgili arkadaşlar iyi bir sezon sonu geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın dostlar.